Paris'te türkü rüzgarı estiren sevilen sanatçı Özlem Özdil, gurbetçilerimizin memleket özlemlerine ortak oldu. İşte Paris'te yaşayan vatandaşlarımızın türkülere doyduğu o anlar. Çeke çeke ben ben Fransa'da gurbet hasreti en çok türkülere yansıyor. Türküler memleket hasretini dindirmek için birebir. Özellikle sazın telinden dökülen nameler. Nerede olursanız olun alıp götürüyor dinleyenleri çok çok uzaklara. Türk halk müziğinin başarılı yorumcusu Özlem Özdil, Paris'te Türk-Fransız Derneği Kadın Kolları tarafından düzenlenen konserde türkü severlere tam bir ziyafet çekti. Teşekkür ediyorum. Sazı ve sözüyle dinleyenlerinin gönül telini titreten, türkülerin güler yüzlü yorumcusu Özdil, seslendirdiği türkülerle gurbetçilerimizin sıla özlemine ortak oldu. Karanlık bir akşam üstü, hüzünlü gezerim. Karanlık bir Anadolu ezgilerine de yer veren sanatçı, seslendirdiği deyişlerle de dinleyenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Sevgili izleyenler, Paris'teyiz. Yanımızda Özlem Özdil var. Merhabalar. Merhaba. Efendim, öncelikle Paris'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyerek başlayacağım. Paris ziyaretiniz nasıl geçiyor? Çok gayet güzel geçiyor. Şanzelize'ye gittik, Eyfel'i gördük. Geçmişte de görmüştüm ama tekrardan tazeledim diyeyim. İçeride de çok güzel bir kitle var, kalabalık var. Bu yüzden de biraz heyecanlıyım. Repertuarımız Anadolu'muzun değişik yörelerinden türkülerle oluşacak. Hepimizin bildiği güzel türküler olacak. Hep bir ağızdan türküleri söylemeyi umut ediyorum. Çünkü türküler birlikte söyledikçe güzeldir diye düşünüyorum. Bakalım, umarım dilediğim gibi olacak. Yollarına kar mı yağdı, gelmedim dostu dostu, gelmedim. Siz Avrupa'da yetişip büyüyen birisi olarak Türkiye'de de konserler veriyorsunuz, Avrupa'da da veriyorsunuz. Evet. Şunu sormak istiyorum, hani Türkiye'deki dinleyici kitlesiyle Avrupa'daki dinleyici kitlesi arasında bir fark oluyor mu? Şimdi gurbet kavramı günümüzde artık değişti diye düşünüyorum ben. Çünkü işte kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte gurbet eski gurbet değil tabii ki. Ama geçmişteki o gurbeti de ben çok iyi biliyorum. İşte mesela dedemin, babamın sılaya, köyüne, özlemine anlattığı türküler biliyorum. Ha dediğinizde 2 saat, 3 saat sonra vatanınızda olabiliyorsunuz. Ama gene her şeye rağmen türkülerimizi Avrupa'da yankılanması çok güzel bir şey. Hep bir ağızdan söylenmesi ayrı bir keyif. Peki buradan Star TV izleyicilerine. Şu dönem yapmış olduğunuz çalışmalar, etkinliklerle ilgili, önümüzdeki dönem konserlerle ilgili bilgiler verelim mi biraz? Şimdi bir tane Berlin'de yaşayan kan kardeşim diyeyim, Çetin'le birlikte bir tane single çıkardık biz. Daha yeni çıktı, bugün çıktı hatta.
Yakın bir zamanda onun klibi yayınlanacak. Klip çekildi. Onun müjdesini verebilirim sizlere. Daha sonra da konserlerimiz, peş peşe etkinliklerimiz devam edecek Türkiye'de. Özellikle de. Şimdi onların tarihlerini çok iyi anımsayamıyorum. Onun dışında da zaten sürpriz gelişmeler de olacak. O da sürpriz olsun. Bu dünya misali çatısı sana. Bu dünya misali çatısı sana. Ebedik olmaz oysa hasbuna. Ebedik olmaz oysa hasbuna. Ben yanın içinde bir damla bana, her yanın içinde bir damla bana, bulamazsın diye oy çok kucağına, bulamazsın diye oy çok kucağına. Sevgili izleyenler, Özlem Özdil konserinde röportajlarımız devam ediyor. Şimdi bu şık güzel salonun sahibi Erkan Albayrak'la beraberiz. Erkan merhaba. Merhaba Murat abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle burada güzel bir konser atmosfer var. Sizi ben tebrik ediyorum. Sonrasında da senin düşüncelerini, duygularını almak istiyorum. Abicim biz de bugün Özlem Özdil'i ağırladık burada. Mo Kadın Kolları Derneği'nin düzenlediği güzel bir etkinlik. Yeni programınız bolca da hayırlı olsun. Sizi seve seve takip ediyorum. Biz de bir de düğün salonu olarak tık tık karşılaşıyoruz Murat abicimden. İşte böyle etkinliklere yer aldığımız için biz de gurur duyuyoruz yani. Yepyeni bir konseptle geliyorsunuz bizim karşımıza. Ben de hani Fransa'daki buradakilerin hasrını kaldırıyor olay. Fransa'dakiler de tabii ki Türkiye'deki izleyicilerimiz de buradaki yaşamımızı, böyle gecelerimizi sayeniz için çok güzel bir program hazırlamış. Tekrar hani sizin için teşekkür ederim size. Neden olmazsa, yaratmazsa, sevenler olabilir, sevmiyorlar.